Bugün izleyeceğiniz video basit bir gece hayatı veya basit bir gece pazarı videosu değil. Daha çok Japon etkisinin bulunduğu bir cadde. The war between North Korea and South Korea. Yeah. Turkish people come. Ailenin küçük çocuğu büyüyor tabi. İkinci Dünya Savaşı'na denk geliyor bu zamanlar. Amerika'da CIA ile çok ciddi bağlantılar kurup ülkeye, buraya geri dönüyor. Ailesinin yanına geri dönüyor. Tabi artık bütün bu alanın, bölgenin sahibi kendisi. İşte Vietnam Savaşı'nda yorgun, bitkin Amerikan askerlerinin geldiği, dinlendiği, tabi dinlenmekle beraber eğlendiği cadde. Bakın abi, şuraya bakın ya. İnanılmaz yani. Burası gerçekten inanılmaz. Helal olsun. Hayırlı işler. Chanel. Orijinal mi sanıyorsunuz? Hayır. Herkese selamlar. Bugün CIA'nin zamanında türlü türlü oyunlar çevirdiği çok enteresan bir sokağa gidiyorum. Sokağın ismi Patpong. Oraya vardığımızda 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında orada neler yaşandığını göstereceğim ve bugün ne hale geldiğini göreceğiz hep beraber. Şimdilik bir Khaosan'dan geçelim. Backpacker'ların gettosu olarak bilinen Khaosan Caddesi'nden geçerek başlamak istedim. Hepimizin şöyle bir enerjisi yükselsin çünkü burası Bangkok'taki en kalabalık caddelerden bir tanesi. Belki de en kalabalığıdır. Şu saatlerde daha yeni canlanmaya başlıyor. Buradaki satıcılar tezgahlarını yeni yeni kurmaya başladı. Ve bir saat sonra falan burası böyle hani adım atılmayacak bir yere dönüşüyor. Ve her yerden farklı müzikler geliyor. Müzikler birbirine giriyor. Ya bana pek hitap etmiyor. Müziği bile dinleyemiyorsun. Nereden hangi müzik geliyor? Kimler nerede belli değil. Çok acayip bir ortam oluşuyor. Deneyim edilmelik bir yer. Çok eğlenecek bir yer değil bana göre. Zamanında burada bu caddede pirinç ticareti yapılırmış. O yüzden zaten Khaosan diye geçiyor. Çünkü Khao pirinç demek. Bugün de işte bu hale gelmiş. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Genellikle Khaosan ve Khaosan civarındaki restoranların menüleri aynı. Bakın bu şekilde birebir aynı ama. Yani bayağı mesela şurada local breakfast diyor. Şöyle bir kahvaltı var, böyle menemen gibi, Thai menemeni. Bildiğiniz fotoğraftan fiyata kadar her şey aynı burada. Mesela şöyle iki sokak arkaya gidin, ortalama bir restoran oturun. Menüdeki fotoğraflardan fiyatlara kadar her şey aynı. Burada timsah eti satıyorlar. Tamam, backpacker gettosu dediğimiz Khaosan işte bu şekilde. Burada bitiyor zaten videomuzun konusu da Khaosan değil. Bu arada buradan günde 40 bin ile 50 bin kişi geçiyormuş. Şimdi bir yarım saat kadar yürüyeceğim Patpong'a ulaşabilmek için. Bu arada karıştırmayın. Patong değil, Patpong. Yani P var arada. Patong bizim bildiğimiz Phuket'teki o yürüyüş caddesinin ismi. Patong değil bu. Patpong. Bakın burada yoldan geçerken göstereyim. Burası Tayland'ın İçişleri Bakanlığı'nın binası. Üf üf üf, uzaklardan bir koku geliyordu. Buymuş. Tavuk. Şimdi ben böyle ufacık bir nehrin yanından yürüyeceğim. Uzun ince bir nehir bu. Beni de oraya kadar götürecek. Böyle nehir kenarında yemekler de var. Adam perişan olmuş sıcaktan ya. Zaten hava acayip sıcak ve nemli. Bir de üstüne burada ateşle oynuyor. Vallahi mecazi anlamda değil, gerçek anlamda ateşle oynuyor ya. Ben yandım burada. Bu arada bulaşıklar da işte burada yıkanıyor. Hani orada yemekler yeniyor. Ondan sonra da burada gelip bulaşıkları yıkıyorlar. Eskiden Tayland'da çok ciddi bir timsah popülasyonu vardı.
Ama artık timsah falan kalmadı. Tabii insanlar burada onların derilerini, merilerini, her şeylerini kullanmak için öldürdüklerinden dolayı maalesef timsah nesli tükendi Tayland'da. Evet, şunun adını sonunda öğrendik. Bu bir sunak. Ne ibadethane ne de tapınak. Burada bir Ganesh. Bu arada ben Patpong'a kadar çok rahat bir şekilde metro ile MRT sistemi var burada. Onunla da gelebilirdim de. Ya onun yerine yürümeyi tercih ettim. Bir saat kadar bir yürüyüş aslında toplamda. Ve yolumun üzerinden de Chinatown, yani Çin mahallesi geçiyor. Buradan da bir tekrar geçmek istedim. Bir 3-4 video önce izlediyseniz ben bu Çin mahallesine girmiştim ve burada özel bir video da çekmiştim. Hatta çok beğendiğinizi fark ettim burayı, çünkü sanırım 2 hafta içinde 300 binden fazla izlendi. 400 bin falan izlenmiş olabilir. O yüzden dedim tekrar geçeyim buradan. Beğendiğinizi fark ettiğim için tekrar geçeyim buradan dedim. Ve ben de zaten burayı çok sevdim, çünkü yani ışıl ışıl muhteşem bir ortam bence burası. Herkesin fotoğraf çektirmeyi de sevdiği bir yer burası. Şöyle geçelim buradan. Şimdi ben şöyle yürüyüp bu Çin mahallesinden çıkmayı planlıyorum. Burada fazla durmayacağım. İnsanlar genellikle şu tabelalar, şu görüntü arkasında fotoğraf çektirmek için geliyor buraya ve yemek yemek için geliyor. Yani buranın iki olayı var. Ben üçüncü bir olayını görmedim açıkçası. 22 dakikadır bunlar burada fotoğraf çekip geliyor. Videoları neden gece çekmeye başladın diyenler olmuş. Bunun da şöyle cevabını vereyim. Şimdi Tayvan'dan beri hem Tayvan hem Tayland, ama tabii Tayvan Tayland kadar değildi. Gece hayat başlayan ülkeler. Yani bu ülkelerde, özellikle Tayland'da şu an zaten biz yaz mevsimindeyiz ve yaz mevsiminde olduğumuz için gündüz o kadar sıcak ve nemli ki hava. Ya mesela ben bir yere gitmek istiyorum. Hem kendim için hem de size göstereceğim. Videoya çekeceğim atıyorum. Bakıyorum açılış saatine, akşamüstü 5 yazıyor, 6 yazıyor. Mesela şu an gittiğim Patpong akşamüstü 6'da daha açılıyor. Yani insanlar daha tezgahlarını, dükkanlarını yeni açmaya başlıyor. Akşamüstü 6'da. Yani onlar kuruluyor, ediyor. Oturması zaten bir saat en az. 7-7.30-8'de belki hayat başlıyor. Böyle olunca ben de kendi düzenimi ona göre oturttum. Yani yapmak istediğim şeyler gündüz yok zaten. Ve çok sıcak. Yani yapmak istesen de, etrafta bulunsa da bunlar pek yapamazsın. Çünkü o kadar sıcak ki keyif vermez. O yüzden ben de böyle bir strateji belirledim. Gündüz uyuyorum, gece de uyanıyorum. Yani her şeyi gece yapıyorum diyebilirim. Bir fotoğrafçı daha. Geldik herkesin fotoğraf çektirdiği bu yere. Bakın. Geçen Chinatown, Çin Mahallesi videomda da göstermiştim burayı. Burada herkes böyle fotoğraf çektiriyor. Yani sanki sokağın amacı bu gibi. Zaten bir amacı var, yemek yemek. İkinci amacı da böyle fotoğraf çekmek işte. Tukçular da buradan müşteri kovalıyor. Ya sağ ol. Thank you. Ya onlar için nimet buralar. Baksanıza. Abi şu kalabalıkta ve bu sıcakta nemde şu ateşle yemek pişirenlere hayranım. Harbiden sabırlarına hayranım en kötü yani. Helal olsun. Hayırlı işler.
tabelalara bak yani. Yani bunlara kimse bakmıyor herhalde büyük ihtimalle. Yani bunlara bakıp da içeri giren var mıdır bilmiyorum. O kadar karman çorman ki. Şimdi asıl ben size karşıya geçip bir şey göstereceğim. Çin mahallesinde en önemli yerlerden biri. Asıl yani meşhur yerlerden, önemli demeyeyim de. Scala restoran burası. Şimdi bu restoranda özel bir şey yapıyorlar. Bu restoranın ve aslında Çin mahallesinin asıl bilindiği şey köpek balığı yüzgeci çorbası. Evet, yanlış duymadınız. Köpek balığı yüzgeci çorbası burada çok meşhur. Ve en meşhur restoran da burada benim bildiğim kadarıyla bu Scala restoran. Burada mesela fiyatlara bakalım. Bakın şöyle bir görüntüsü var bunun. En küçüğü 3000 baht yani 100 dolar. En küçüğü. Acayip bir piyasa oluşturmuşlar burada bakın. Büyük kasesi 180 dolar falan yani. Ya ben gittiğim yerlerde ne olursa olsun denemeye çalışırım da. Şimdi ben bundan yiyerek köpek balığı katline bir desteğim olsun istemem. Köpek balıklarının sırf şurada turistik amaçla yenilecek diye katline bir desteğim olsun istemediğim için ben kesinlikle bunu burada denemem. Ha ne olur Amazon'da maymun etini yemek zorunda kalırsın yersin. Ya da işte Tonga'da, Fiji'de ufak bir adaya geçmişsindir. Mahsur kaldın 5 gün 6 gün köpek balığı yersin. Her gün pişirir yersin. Ama yani şöyle bir ortamda yemek zorunda değilken yemek istemem açıkçası. O yüzden pek denemeye benim onu iştahımda yok. Hepsinin yeri var, zamanı var diye düşünüyorum. O burası değil. Amcaya bak ya, hamağıyla burada oturuyor. Amca televizyon izliyor içeride. Yani hem evi hem dükkanı adamın büyük ihtimalle burası. Şöyle şerbet satıyor. Ben şimdi Çin mahallesine hızlıca ayrılıyorum. Şöyle bir geçmiş olayım istedim. Burayı çok merak edenleriniz varsa 4-5 video önceye giderseniz orada Çin mahallesi videomu görebilirsiniz. Detaylıca böyle bütün sokağa, caddeyi, ara sokaklarına girene kadar dolaştım. O videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi 15 dakika daha yürüyeceğim. Burada çok önemli bir tören gerçekleşiyor sanırım şu anda. Devlet büyüklerinin falan katıldığı. Burada kral ve kraliçenin fotoğrafını görüyorsunuz. Bu arada şu anki kral Almanya'da yaşıyor. Enteresan, ben de öğrendiğimde enteresan gelmişti bu bilgi. Bayağı orada yaşıyor. Arada sırada nadiren buraya geliyormuş yani. Babası vefat edince her şey tabii bugünkü krala kalıyor. Genç bir kral. Öğrenimini falan işte Almanya'da bitirmiş. O yüzden herhalde oraya alışmış. Bilmiyorum sıcağı mı sevmiyor, nemi mi sevmiyor. Orada yaşıyor yani. Oradan yönetiyor. Fazla yorum yok. Krala burada yorum yok abi. Burası ciddi bir özgürlükler ülkesi. Her şey hakkında konuş ama kral hakkında konuşma. Şimdi Silon bölgesine çok yaklaştık. Burada böyle bir tapınak var. Foundation diyor. Böyle bir kuruluş gibi bir yer burası herhalde. İnsanlar gelip bağış falan yapıyor burada. Bağış yapacağınız şeyleri de buradan gelip alabiliyorsunuz. Bunlara marigold deniyor. Bu çiçeklerin ismi yani İngilizce'de. Türkçesini bilmiyorum yani. Türkiye'de var mı onu da bilmiyorum. Bunlar adanıyor içeride. Mesela herhangi bir tanesine şöyle bakayım. İçinde şekerler falan var. Burada böyle bir sürü limon, yaprak, değişik bir mix var burada. Is it oil? Oil, okay. You take it here, put there, right? Okay, thank you. Evet, doğruymuş. Bu ne için onu bilmiyorum. Bunları da içeri mi koyuyorlar acaba? Hiçbir fikrim yok. Soracağım da yani anlaşamayacağımızı bildiğim için şu an... Yok evet ya, dediğim gibi. Kadını aldı, içeri götürüyor herhalde. Sormadan öğrenebiliriz. Evet, içeri götürecek onu. İçeri götürüp koyacak. Sonra herhalde ertesi gün veya artık sabaha karşı ne zamansa buradan geri topluyorlar bunları. Toplayıp herhalde burada bir daha mı satıyorlar, ne yapıyorlar? Değişik bir oluşum. Burada kart oynuyorlar. Yine şans, uğur getirdiği düşünülen bir yer olduğu için olabilir diye düşündüm. Bunlar büyücü. What is this? Astrology. Dayı astrolog galiba. Fortune teller'ım diyor. Fal bakarım diyor yani. Master Joe. You are Master Joe? Bu arada böyle yol üzerinde bunlardan çok görüyorum. Lockbox diyorlar buna. Yani buraya işte parayı atıyorsun. Kaç saat ne istiyorsan ve hangi büyüklükte istiyorsan dolaplardan birini satın alıyorsun. Yani kiralıyorsun. Çantanı, özel eşyanı koyup buradan gidebiliyorsun. Geziyorsun, geri geliyorsun mesela ya da işini görüyorsun. Şu
şu anda Silom Caddesi'ndeyim. Burası Saladoeng diye bir metro istasyonu hemen dibinde. Eğer ne olur da gelecek olursunuz, Saladoeng metro istasyonu. Böyle uzunca bir sokaktan geçeceğim şimdi. Şimdi benim dediğim Patpong'a varmak için şöyle uzunca bir sokaktan geçeceğim. Burası daha çok Japon etkisinin bulunduğu bir cadde. Yani gördüğünüz insanlar da genelde şimdi bu caddenin amacının ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Böyle bir sokaktan da geçeyim dedim yani. Göstereyim size de. Böyle değişik bir sokak yapmışlar. Cadde. Fotoğrafa kızıyorlar, o yüzden ben de fotoğraf çekmiyorum. Şöyle dümdüz yürüyorum. Çünkü gerçekten çok laf yapıyorlar. Hemen artık bir arka sokak Patpong geldik sayılır. Buradası bu sokaklar tamamen masaj salonlarıyla dolu. Bu arada hemen şurada karşıda, yani Patpong burası. Hemen karşı sokağında da bir Starbucks var ve burası 24 saat açık. Yani bir Starbucks'ın 24 saat açık olması demek, o alanda hayatın 24 saat akıyor olması demektir. Bu da onun bir göstergesiydi. Şimdi Patong'a girelim diyeceğim. Yok, bu sokak değil, bir sonraki sokak. Hello. Hello. Thank you. You can speak, right? Hello. Evet, Patpong'a geldik. Buradan giriyoruz Patpong'a. Hatta 3 şerit var. Şöyle şeritlere bakayım. Boşa yürümeyelim. Evet, en canlı olan şerit. Orta şerit. Orta şeritten akalım o zaman şöyle bir. Bugün izleyeceğiniz video basit bir gece hayatı veya basit bir gece pazarı videosu değil. Bugün tarihen önemli bir pazardayız. CIA'nin zamanında kirli işlerini yürüttüğü bir üs şeklinde kullandığı alandayız. Yani daha sonradan burası gördüğünüz hale geliyor. Ama bu hale gelişinin öyküsünün arkasında bambaşka işler yatıyor. Bugün buradayız. Bildiğiniz muz ağaçları falan varmış burada. Sonra 1946 yılında bir Çin ailesi, büyük bir Çin aşireti aslında. Yani biz aşiret diyebiliriz ona. Patpong Panik ailesi burayı satın alıyor. Yani bütün komple bu Patpong bölgesini satın alıyor. Ve buradaki muz ağaçlarını falan yok ediyor ve kendi ailesine, aşiretine bir alan yaratıyor. Burada odundan evler falan inşa ediyorlar. Ve işte amcaoğlunu, teyzeoğlunu falan yerleştirmişler yani zamanında buraya. Ve burası komple Çinli bir mahalle haline gelmiş. Ama ya öyle çok fakir bir aile olarak düşünmeyin. Yani bir aşiret ve zengin bir aşiret. Buraya gelmişler, böyle bir alan yaratmışlar. Sonra aradan zaman geçiyor. Bu ailenin reisi vefat ediyor ve oğlu Udom diye bir çocuk var. Şimdi bu Udom yarı Tay, yarı Çinli benim bildiğim kadarıyla. Ve gidiyor işte yurt dışında okuyor falan, farklı fikirlerle buraya geri dönüyor. Amerika'da okuyor bu arada. Bu çocuk geri geliyor ve tabii Amerika'da yaptığı bağlantılar bu çocuğun biraz farklı. CIA ile ciddi ilişkileri olduğu söyleniyor. Ki zaten sonradan ortaya çıkıyor. Gerçekmiş yani bunların hepsi. Ve burayı resmen, yani bu sokağı CIA'nin bir üssü haline getiriyorlar. Ama bu tabii Vietnam Savaşı'ndan önce yaşanıyor. Şöyle Tayların elinde görebilirsiniz, ufak şirin böyle vantilatörler. Oo, yığınla burada sahte saat var. Burada gördüğünüz her şey sahte bu arada. Burada orijinal hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yok. Bayağı da uzun da bir caddeymiş bu arada. Daha bakın. Şöyle yarısı falan bitti caddenin. Daha bir de burada bir yarısı var. Şimdi Udom'dan bahsediyordum. Bu Udom ailenin küçük çocuğu, büyüyor tabii.
İkinci Dünya Savaşı'na denk geliyor bu zamanlar. Amerika'da CIA ile çok ciddi bağlantılar kurup ülkeye, buraya geri dönüyor. Ailesinin yanına geri dönüyor. Tabii artık bütün bu alanın, bölgenin sahibi kendisi. Ve bazı anlaşmalar yapılmış arka kapıda büyük ihtimalle ki burası 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın, her bölgedeki her yer olduğu gibi Japonya'nın kontrolüne geçiyor. Ve Japonlar burada bir üs gibi bir şey kuruyor. Bu Çin ailenin de bağlantısı olarak. Ama tabii bu Udom geri gelince bütün bu bağlantıyı yıkıp burayı Amerikan üssü haline getirmek için çabalıyor ve getiriyor da. Hemen burada işte bazı şirketler örgütleniyor. Amerikan komünizme karşı savaşan, yani gizli savaş yürüten şirketleri buraya atıyor. Bu arada bu Çinli Patong ailesinin reisi zamanında burayı 60 bin bahtı almış. İnanabiliyor musunuz? Yani 2400 dolar Amerikan doları ediyormuş zamanında. Ya bugün de aslında aşağı yukarı aynı para. Yani o kadar enflasyona uğramamış Taybaht'ı. O kadar dalgalanmayan bir kurgu. Hatta şöyle bir bilgi aldım. Mesela bizim Kapalı Çarşı'da Taybaht'ı kabul ediliyor. Çünkü oynamayan bir kur. Ama mesela bunların eşleniğinde, yani buranın Kapalı Çarşı'sında veya herhangi bir yerinde hiçbir şekilde bizim Türk liramız kabul edilmiyor. Çünkü bayağı dalgalı son zamanlarda. Buranın para birimi her zaman sabit kaldığı için dolara endeksle. Dolara endeksi değil bu arada Taybaht'ta, ama her zaman sabit kalan bir para birimi bu. Yani çoğumuzun muhtemelen bilmediği bir bilgidir ama burası darbeler ülkesi. Bir de şöyle arka şeritten yürüyeyim. Ve yürürken de size Udom'un CIA ile olan bağlantısını biraz anlatayım. Bu Udom zamanında Office of Strategic Service, yani OSS dedikleri CIA'nin bir önceki kuruluşunda aslında rol alıyor Amerika'dayken daha. Ve buna Seri Tay ismini veriyorlar. Seri Tay'ı Free Tay demek, yani özgür Tay demek. Ve burada amaç tamamen CIA'nin Tayland çapında komünizme karşı oynadığı rolün bir parçası. Yani burada asıl olay komünizmden de öte Japonya'ya karşı verilen mücadelede işte bu Seri Tay'ın kullanılmasıdır. Bu arada buraya çok fazla ünlü de gelmiş. David Bowie, Robert De Niro gibi. Hatta burada Deer Hunter diye bir film de çekilmiş zamanında. Yani çekilen filmler de var burada. Burası bayağı ünlü, önemli bir nokta. Burada her türlü markayı görebilirsiniz. İşte Christian Dior, Gucci, Louis Vuitton, bir sürü marka var. Gucci, hepsi tabii çakma bunların. Böyle ufak aksesuarlar da var. Saat burada her yerde. Rolex falan saatler var her yerde. Bu pazar dediğim gibi akşamüstü 6'da daha açılmaya başlıyor. Yani bu tezgahları düzenlemeye başlıyorlar 6'da. 7 gibi tam oturuyor. Ve saat 10 ile 12 arasında da tercihen, yani işte bazıları tezgahını topluyor, kapatıyor. Ama 12, 1 arası komple burası siliniyor, süpürülüyor. Yani bomboş hale geliyor. Yani bu Patpong gece pazarı da Tayland'ın, komple Tayland'ın, sadece Bangkok'un değil, en önemli fake marketlerinden bir tanesi. Yani çakma ürünlerinin satıldığı marketlerden, pazarlardan biri bu. Chanel, orijinal mi sanıyorsunuz? Hayır. Balenciaga, orijinal mi sanıyorsunuz? Hayır. Şimdi Patpong'un tarihine biraz hakim olduk. Asıl buranın bu şekilde eğlence merkezine dönüşmesinin arkasında ne yatıyor dersek, dediğim gibi Vietnam Savaşı'nda askerler, Amerikan askerleri ve özellikle hava kuvvetlerinde çalışan askerler burayı uğrak noktası olarak kullanıyorlar. Ya Bangkok'ta kalıp biraz rahatlamaya çalışıyorlar ve onların recuperation dediği RR bölgesi olarak ilan ediyorlar burayı. Ve bu bölgede biraz kafa dinleyip buradan sonra ayrılıyorlar. Şimdi durum böyle olunca bunu keşfeden Udom ve CIA ekipleri de buraya konuşlanıyor tabii ki. Ve bunun neticesinde buraya çok ciddi bir eğlence merkezi kuruyorlar. Ve bu eğlence merkezinin tutup tutmayacağı falan pek umurlarında değil. Çünkü asıl amaçladıkları burada turistler değil, dediğim gibi Vietnam Savaşı'nda savaşan askerler. Yani ilk amaçları bunları yakalamaktı ve bunları zaten kendileri ayarladıkları organizasyonun içinde kendileri yakalamış oldular. Böyle bir ortam kurdular ve bugün de işte 40 yıl, 50 yıl sonra böyle bir ortam inşa edildi. Şu anda Bangkok'un, hatta tüm Tayland'ın en önemli gece merkezlerinden, eğlence merkezlerinden biri haline geldi. Daha çok tabii alkolün ve seks turizminin yaygın olduğu bir yer halinde şu anda.
Ben bir mango sticky rice yiyeceğim. Mango sticky rice. This one small one. Small one. One. Big one. Yeah. Aynı lan işte. Big one. Uh-huh. Okay, I want big one. You want to cook now? No, no, I don't. Okay. I will eat directly. Okay. Is there any place I can sit? Here, nowhere? No. Şimdi ben bir mango sticky rice aldım. Bu 2 dolar. Bir de passion fruit böyle çarkıfelek meyve suyu aldım. O da öyle. O da 1,5 dolar. Şimdi bunu yiyecek bir yer bulmam lazım benim. Şöyle karşıda merdivenlere oturup yiyeceğim ben bunu. Şimdi başka türlü yer yok yani. Hiçbir yer yok. Şurası sanki gayet mantıklı bir yer. Zaten çok şekerli. Bir de üzerine şeker atmışlar. Yani ne manası var ben gerçekten anlamıyorum. Yani şu güzelim passion fruit yerine şu anda şekerli su içiyormuşum gibi geliyor bana. Tam olarak çevirirsem mango, mangonun altında da sticky rice dedikleri yapışkan pilav var. Yani pilavın kıvamını şöyle göstereyim. Bayağı birbirine yapışmış böyle pilav. Bu da şeker sayesinde böyle. Şeker ya, her şey şeker. Ama lezzetli. Bu mango sticky rice artı şu passion fruit meyve suyu ikisi toplam 4 dolar. Bu kadar da ucuz yani. 4 dolar ne yapıyor? Şu an 20 desek işte 80 lira falan yani. Şu gayet lezzetli ve doyurucu. Ama çok sağlıksız. Bir de yanında her zaman şunlardan veriyorlar. Bu Hindistan cevizi sütü. Yani suyu. Bu da böyle bir kraker gibi bir şey. Ya ben ikisini de atmayacağım. Bunlarda da ayrı ayrı şeker var zaten. Şeker komasına gireceğim. Yemin ediyorum ya. Ya bir de arkadaşlar videoları 300 bin 500 bin kişi izliyor. Abone sayımız 243 bin. Tamam çok güzel ilerliyoruz. Harikayız ama yani ayıp oluyor. Nerede o diğer 250 bin kişi 200 bin kişi? Dışarıdan gelen izleyiciyseniz öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Allah aşkına şu kanala abone olun artık ya. Abone olmadıysanız abone olun. Yanındaki zil işaretini de açın. Böylece paylaştığım videolardan anlık olarak haberdar da olursunuz. Videoları beğeniyorsanız elinizi böyle bir götürün, beğeni tuşuna da basın. Üşenmeyin bunun içinde. Bu da çünkü videolara yardımcı oluyor. Biliyorsunuz algoritmada öne çıkıyoruz ve böylece videoları daha fazla kişi görüp daha fazla insan yararlanabiliyor. Onun dışında da biliyorsunuz sohbet ettiğimiz yer yorumlar. Aşağıdaki yorumlarda da her türlü fikrinizi, görüşünüzü, önerinizi belirtebilirsiniz. Siz zahmet edip yorum yapıyorsunuz. Benim de görevim onlara bakıp yanıtlamak. Yanıtlayabildiğim kadar. Boş yapmıyorum yani. Yarısı bitti bir de yani. Biliyorum. Şimdi bir de Patpong'un paralel sokağından geçeceğim. Burası biraz daha loş bir sokak. Bu sokak tamamen eşcinsellere özel bir sokakmış. Böyle loş bir ışıkla girişi var. Komple bütün bir sokak tamamen eşcinsel sokağı. Yani orası paralel ilginç bir sokak dedim girdim de sonradan fark ettim. Orası gay, lezbiyen, LGBT sokakmış. Yani komple sokak onlara aitmiş mekanlarıyla falan. Neyse oradan hızlı bir çıkış yaptık. Bu arada konusu açılmışken de hemen bahsedeyim. Gördüğüm yani bir gözlem olarak anlatıyorum bunu. Tayland özgürlükler ülkesi dedik. Evet dedik. Gerçekten de yani söylediğimiz gibi burada öyle bir şey yaşanıyor. Yani herkes hayatı istediği gibi yaşayabiliyor. Hani çok fazla soruyorsunuz ya ladyboyları falan. Ya şimdi burada onlardan çok var evet. Çünkü kendilerini özgür hissediyorlar. Bunu sadece para için yapan da var. Ama para için olmayıp sadece öyle hissettiği için öyle davranan, giyinen ve öyle yaşayan insanlar da burada çok fazla. O yüzden yani kimsenin kimseye karışmadığı bir yer yani burası. Sonuç olarak ben gözlemimi aktarıyorum. 5 yıl önce buraya geldiğimde burada yaşanan eşcinselliğin bugün artık had safhaya geldiğini söyleyebilirim. Çünkü artık gerçekten burada gördüğün
her 2-3 kişiden biri ya gerçekten eşcinsel. Öyle bir ortam var artık burada. Bilmiyorum, değişik. Şimdi mesela yine böyle bir sokaktan geçiyorum. Sırf masaj salonları var ama hepsi erkek. Böyle bir şey dikkatimi çekti. Burada herhalde böyle bir olay var yani. Bak herkes erkek. Yani sırf erkeğin erkeğe masaj yaptığı bir ortam herhalde burası. Bize lazım değil. Yani Udom Efendi buraları komple masaj salonuna çevirmiş. Burada da böyle yatan bir evsiz. Çok var abi, çok. Bakın burada da Patkong'da içeride sattıkları şeylerin hepsi var yani bu yan sokaklarda. Ve bir tık daha ucuz. Hayır, şimdi size demeyeceğim gelip de buradan alın, Patkong'dan hiçbir şey almayın. Yani oradaki insanlar da para kazanmaya çalışıyor. Bunlar da neyi nerede beğendiyseniz alın işte ya. Burada zaten yani sizin pazarlık yaptıktan sonra indireceğiniz rakam yani 1-2 dolar olacak. Saatlerden falan bahsetmiyorum. Onlarda çok ciddi indirim alabilirsiniz. Onlar için zaten çok konuşabilirsiniz de ama yani bu tarz şeyler için 1-2 dolar için insanları da kırmaya gerek yok. Buranın ismi Dondoni Donki'ymiş. Bir girip bakalım. Enteresan bir yere benziyor. Şöyle bir sakura ağacı var. Japonya'yı sembolize eden. Burada bir Japon süpermarketi var. Gerçi süpermarket gibi de değil. Yani değişik değişik. Bambaşka amaçlara yönelik şeyler de satılıyor burada. Ama tamamen Japon ürünleri. Dondoni Donki diye bir yer. Yani şuradaki manyaklığı bir göstereyim diye girdim. Öyle market fiyatlarına falan bakmayacağız yani. Merak etmeyin. Baya değişik bir yer ya. Neyin nerede ne anlama geldiğini falan anlamak için gerçekten Japonca bilmek lazım. Diğer türlü anlayabileceğiniz tek şey şunun şampuan olduğu yani. Bunlar için ayrı bir vakit ayırmak lazım. Burada bunu satan çok büyük dükkanlar var böyle. Artık bu konuda iyice özelleşmişler. Her türlü şeklini satıyorlar bunu. İsim vermiyorum. Ben sadece bitki diyorum, geçiyorum buna. Siz anlıyorsunuz. Bu bitkiye ben bitki deyip geçiyorum. Çünkü bir önceki videoda da anlattım. İzlemediyseniz nedenini söyleyeyim. Sonra bana yazıyorsunuz. Onu söylemekten mi korkuyorsun? Anlat, ne olacak? Ne olacak değil. Video kısıtlama yiyor YouTube tarafından. O yüzden bu yaşanmasın diye bütün komple bir video 15 saniyelik, 20 saniyelik bir görüntü için heba olmasın diye ben de buna bitki diyorum. Siz anlıyorsunuz yani. Burada 10-11 ay önce legalleştirdiler. Yani tamamen yasal oldu. Dünyada bunu yasal hale getiren ülke çapında 3. ülke burası. Kanada ve Arjantin'den sonra. Ama ülke genelinde diyorum. Yani eyaletlerde değil. Mesela Amerika'da da bazı eyaletlerde yasal bildiğim kadarıyla ama ülke genelinde dünyada 3. burası şu anda. Turizmi ilerletmek için işte Covid'den sonra biraz daha turizmi patlatmak adına yapmışlar. Tabi bazı Tay aileler pek hoşnut değil bu durumdan. Çünkü küçük yaşta çocukların çok rahat bir şekilde erişebildiğini söylüyorlar. Bazı ailelerde gayet rahat diyorlar ki işte turizm patlıyor, biz turizmle geçiniyoruz. Daha fazla turist gelmeye başladı falan filan yani böyle. Her ülkede olabilecek tartışmalar bunlar. Hi. Okay, thank you, thank you. No, thank you. Şimdi geri döndüm. Böyle bir de sessizken size göstereyim istiyorum. Çünkü şöyle bir 2 saat önce etraftan o kadar çok müzik geliyordu ki yani ne ben konuşabildim ne size doğru düzgün gösterebildim. Çünkü biliyorsunuz çok fazla popüler müzik olduğunda etrafta telif yeme sıkıntısı da var. Böyle karşılıklı barlar var. Tabii bu barlar biraz sert barlar. Yani çok şey dönüyor buralarda. Normal barlar değil bunlar. İşte Vietnam Savaşı'nda yorgun, bitkin Amerikan askerlerinin, Amerikan Hava Kuvvetleri askerlerinin geldiği, dinlendiği, tabii dinlenmekle beraber eğlendiği cadde. İşte burada her şeyin böyle çakması var. Kulaklıklar falan var. Burada AirPods'lar var. Silikonlular, silikonsuzlar. Orijinal hiçbir şey yok tabi burada. Ona göre de fiyatlar gayet ucuz tabi. Mesela şunun fiyatını soralım. How much is this one? 800. The new one. New one. Pro 2. Pro 2. Can discount. Yeah, but what's the last price? Okay. 660. Thank you. How much you want to buy? Yeah, I will think. 600 lan. Okay, I will think. Böyle işte yani ilk yazdıkları fiyat her zaman çok yüksek oluyor. Hatta iki katı falan oluyor. 600 dediği son rakam. 500 veriyorum tamam mı deseydim mesela her türlü alırdım onu ama
ihtiyacım yok şu an, almayacağım. Yani gördüğünüz gibi burada pazarlık yapmak öyle ayıp bir şey değil. Pazarlık yapmak zaten zorundasınız. Çünkü pazarlık yapmadığınızda karşı taraf zaten 3-5 katından başlattığı fiyatla ya sizi aslında pazarlığa zorluyor. Kendisi pazarlığı başlatmış oluyor aslında. Yani burada herkes biliyor. Mesela daha bakıyorsun, şöyle bir düşünür gibi olursan hemen ben sana indirim yapayım diyor. Hemen indirmeye başlıyor. O yüzden burada ayıp değil. Ama mesela bazı gece pazarları var. Fiyatlar üzerinde yazıyor her şeyin. Orada pazarlık payı pek yok. Ki zaten görüyorsunuz fiyatları gayet makul oluyor. Makul olunca da insanları da zor durumda bırakmaya gerek yok. Çünkü onlar da artık verebileceği son fiyatı oraya yazmış oluyor, fixlemiş oluyor. Öyle yerlerde, öyle marketlerde, pazarlarda pazarlık pek geçerli değil zaten. Ama böyle patkong gibi yerlerde bu pazar pazarlığıyla meşhur zaten. Yani buraya gelip pazarlık yapmazsanız alacağınız her şey, emin olun, en az 2 kat fiyat ödemiş olacaksınız. O yüzden yapacaksınız burada patkong. Pazar, pazarlık pazarı işte yani burası. Şimdi ben mahalleme doğru, Kaosan'a doğru ilerliyorum. Şöyle 15 dakika falan sonra, yürüyüş mesafesinden sonra varacağım. Burada McDonald's'ı gördüm. Girecektim aslında. Bugün bir pislik yapıp McDonald's'ıyım dedim. McDonald's'ın buradaki şubesine değil, Kaosan'daki şubesine gireceğim ben. Böyle bir hatırlatmış oldu bana McDonald's kendisini. Buradan şimdi yürüyerek geçeceğim. Bu arada çok ciddi bir evsiz problemi var burada ya. Çok ciddi bir problem yani. O kadar çok ki anlatamıyorum. Yani devlet bakmıyor değil. Bu insanlara devlet bakıyormuş. Bunu da öğrendim. Ama abi vaziyet bu. Bakın. Her yerdeler yani. Yatıyorlar buralarda. Neyse ki hava elverişsiz değil. Ama yine de sokakta yatıyor abi insanlar. Yani şu an çok karanlık olduğu için ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama vaziyet bu abi. Bakar mısınız ya? Özellikle bu sokaktan geçeyim dedim. Hani ben görüyorum, size de göstereyim. Böyle bir yanı da var buraların yani. Bakın abi nasıl yatıyorlar. Yani Tayland dedik mi? Tamam iyi, hoş, güzel, gece hayatı, özgürlükler ülkesi, o bu falan ama burada böyle bir gerçek de var. Yani bu gerçeği de ben diğer videolarda göremedim. Sizin de gördüğünüzü sanmıyorum. O yüzden buraları da göstermek istiyorum yani. Bakın abi şuraya bakın ya. İnanılmaz yani. Burası gerçekten inanılmaz. Saati gibi resmen herkes de uyuyor. Saat 10.30-11'e geliyor. Herkes uyumuş. Ben buradan şimdi Kaosan'a giriş yapıyorum. Biraz sessiz tarafından gireceğim. Dayı da burada sarıyor. Geldik abi. Şurası Kaosan'ın girişi. Buralarda da işte o legal olan şeylerden satıyorlar. Tikilerden falan. Ama tabii bunları hep sertifikalı satıyorlar bu arada. Evet, girdik abi bu manyak caddeye. Hızlıca geçeceğim buradan.
her zaman bir kere de olsa McDonald's'a oturmaya çalışıyorum. Hem fiyatlara bakıyorum, karşılaştırma yapıyorum ülkeler arasında, bir fikir veriyor. Tabii Starbucks kadar sabit değil bu fikir. Yani Starbucks kadar net olmuyor bunun sonucu ama burada da ciddi bir karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda McDonald's'ta da cheeseburger'in hastasıyım. O da bir itiraf olsun. Arada bir yapıyorum öyle birkaç ama. Can I have McSpicy chicken burger set and one cheeseburger single without pickle? Coke Zero. Without ice, no ice. 279 baht. $279 baht tuttu. Yani $8. Cheeseburger'i tek yani menüsüz 85 baht yani $2.5. Oğlum yer mi yok, geldi dibime oturdu ya. Allah seni kahretmesin. Neyse. Neyse bu taraftan çekeyim ben. Yani sevmiyorum dersem yalan olur. Seviyorum. Hep olmaz çünkü sağlığa çok zararlı ama arada bir iyi gidiyor. Ya işte böyle bir hayat var abi Tayland'da. Yani gördünüz, geçerken özellikle göstermek istedim size o sokakların halini, orada yatan insanları. Yani az önce geçtiğim sokağı da gördünüz Kaosan'ı. Bambaşka iki dünya. Bir arka sokakta insanlar evsiz yatıyorken bir öndeki sokakta manyak gibi bir eğlence dönüyor. Sadece bu Tayland'a özgü bir şey değil. Bizim ülkemizde de var, Kanada'da da var, Amerika'da da var. İşte Amerikan rüyası var ya, rüyanın kendisi. Orada daha da beter var hatta. Bugüne kadar gördüğüm her ülkede bu yaşanıyor. Sadece bunu nerede görmedim? Singapur'da gördüm işte. Yeni Zelanda'da buradan da fenaydı evsiz durumu. Ki orada evsizlere çok büyük bir yardım yapılıyor devlet tarafından ona rağmen. Bu arada şu McSpicy'yi söyledim. McSpicy de sadece burada var. Yani buraya özel yapmışlar. Çünkü Tayland'da çok acı seviyorlar. Acı sevdikleri için buraya özgü böyle tavuklu acılı bir menü yapmışlar. Ha şunu da demeyin. Tayland'a gittim, bize McDonald's gösteriyorsun. Geldim burada videoyu kapatalım dedim ki sohbet ederiz. Bir de yani Tayland yemeklerini yeterince yediğimi düşünüyorum. Siz de görmek istiyorsanız Tayland yemeklerini, Tayland mutfağını önceki videolara falan bakabilirsiniz. Bu arada bu gayet iyiymiş ya. Ha, it's really good, good. It's, abi, arkadaşlar Koreliymiş. So, do you like Thailand? Did you like it? I came to Seoul 3 years ago. I'm from Turkey. I'm from Turkey. Turkey. Yeah. Turkey. Turkey. Yes. New name. Yeah. Oh, you know, we change name. Yes, I know. Really? Yeah. It's Turkey now. Korean comedy on YouTube. Yes. Channel name Turkey. Turkey. Ankara. Ankara, capital. I will come to Busan. There is a very big Turkish cemetery in Busan. Yes, I will come one day. I attended Adidas exhibition in Seoul. In Dongdaemun. Yes, Dongdaemun, yes. And I stayed in Kiewa. Kiewa. Hewa. I stay there for 2 weeks. Yes. Yes. I will give you channel name. Like. Yes. New subscribers from Korea. This is my channel. What's your names? Minji, Seo and Minji. Yeah. Today in Bangkok. Yes. You try pad thai? Pad thai. Pad thai. Yes, you like it? So-so. So-so. Okay. Prefer Korean food? Oh, yeah. Yes. cut. Okay, I will cut that. How do you say thank you in Korean? 감사합니다. 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 Yeah. Teşekkür. Teşekkür.
Yes, exactly. Teşekkür. Perfect pronunciation. ASMR. Ah, like food, these kind of things? ASMR. Role play. Ah, role play. Okay. Bu arada arkadaş da YouTuber çıktı. Neyse öyle yan yana geldik, sohbet etmeden olmaz dedim ben de tabii. Ufak bir sohbet edelim dedik. Turkish and Korean, like they are similar. Very easy to learn Korean and Turkish. You understand? Yeah. Yes, 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 exactly, yes. Brother, yeah, yeah, exactly. Brother country. The war between North Korea and South Korea, Turkish people come. Böyle bir hediye verdiler ya. Vay be. Thank you.